Günaydın Matmazel. Günaydın. Bonjour. Yatağını topla Bülent. Pijamalarını yine yere atmışsın. Hadi bakalım. Kahvaltıdan sonra. Aa, şimdi. Emine, çiçekleri sulamayı unutma. Tamam. Ben bizim odadakileri suladım. Sağ ol. Her gün yapılacakları yazıp eline versem yine unutuyor, yine unutuyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın küçük hanımım. Dandilokum, şeker, fıstık. Yavaş. Çaydanlığı da al. Günaydın taklım. Günaydın taklım. Ya bugün göster ne olur baba. Hayır, bitince. Ama bana benziyor mu çok merak ediyorum. Benzetmeye çalışıyorum ama daha çok cılız bir keçiye benziyor galiba. Ya aşk olsun. Deden öyle severdi seni, hatırlamıyor musun? Ya sen söyleme ama. Hadi nerede Bülent? Deniz Hanım neredeler? Bülent yatağını topluyor. Belül geldi, hey! Yaşasın, geldi! Belül geldi, hey! Bülent'cim, lütfen sakin. Beşir, kahverengi çantasını bana versene. Tamam. Behlül! Hey! Aslanım benim. Ne haber genç? İyiyim sen? Bomba. Hani geçen hafta gelecektin? Güzel bir hanımefendi gitmediği ayaklarıma kapanınca onu üzmek istemedim. Bir hafta daha uzattım tatilimi. Çok mu güzeldi? Hı hı. Bu seferki kime benziyordu? Yine Angelina Jolie'ye mi? Bülent, çok ayıp. Matmazel, comment allez-vous? Hoş geldiniz Behlül. Hoş bulduk. Size anlatacak çok şeyim var. Paris yine olağanüstüydü. Magnifik. Tahmin ederim. Behlül Bey hoş geldiniz. Ne haber Cemile? Herkes bahçede mi? Evet, hadi gel sürpriz yapalım. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın Deniz Hanım. Yardım edeyim sana. Ay gülle gibi. Bırak taşırım ben. Tamam. İncitme beni aman.
Bakın kim geldi, bakın. Oo, Behlül Bey. Amcacığım. Neredesin kaçak? Artık senden ümidi kesmiştik. Telefonun hep kapalı. Merak ettik, insan bir arar ya. Vallahi amcacığım ne desen haklısın. Ödemeli mi ödemeli atar yani, parası bile yoksa değil mi? Faklık. Ne haber? Çekil şuradan, öpme. Huysuz. Matmazel yanıma siz oturun. Daha ilk dakikadan başlamasaydınız keşke. Tatilden geldim diye kıskanıyor beni. Tatile de niye gidiyorsan? Bütün sene tatildesin nasıl olsa, bir iş yaptığın yok. Nihal. O da bana ufaklık demesin. Ama sen de küçük bir kız çocuğu gibi davranıyorsun. Küçük, huysuz, şımarık. Kaşınma sen de. Tamam, tamam, özür dilerim. Bülent'ciğim, artık masaya otursan. Önce hediyeler. Evet. Evet, parası hediyeler. Getirdin mi bana? Tabii tabii, her boy. Benzincilerde parasız dağıtılanlardan almıştır. Aynen öyle. Al bakalım. Süper, sağ ol. Amcacığım. Oo. Bu senin. Teşekkür ederim. Deniz Hanım. Bu tohumlar da sizin için. Bunları bahçenin bir kenarına ekersiniz. Ne kadar zarifsiniz. Size Paris'ten memleket toprağı da getirecektim ama şimdilik bununla idare edersiniz. Teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz. Ufaklık. Bu da senin. Mahsus yapıyorsun değil mi? Beğenmedin mi? Bakayım. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Şaka yaptım. Bak, sana parfüm aldım. İstemiyorum. Senden hiçbir şey istemiyorum. Yapma ama ya. Ya uğraşma benimle, uğraşma. Gel oğlum, gel. Ay, aç bir ilaç gittin sabahın köründe. Otur kahvaltını et. Yakışıklı bir omlet ister misin? Zahmet etme Süleyman amca, alırım ben. Ama sıcak daha. Dur babacığım, ben koyarım. Ne diye taksiye binip gelmemiş ki? Parası bitmiş yine. Kredi kartlarını da patlatmıştır o. Herhalde. Gelirken çiçekçide durdurdu, çiçeğin parasını bile benden aldı. Kime gönderdi çiçeği? Melih Bey yalısına. Peyker Hanım'ın kendisine verecekmiş. Tamam, teşekkür ederiz. Ben şimdi buradan ayrılamıyorum. İki gibi geleceğim ancak otele. Orkestra sound check'ini tamamlasın, bitirsin. Ortalıkta dolaşmasınlar. Çiçekler de tam 5'te gelsin. Bu tarafa. Gel. Size vermemi söylediler. Tamam. Sadece İstanbul'un güzel kızları da mı?
Hadi Bülent'ciğim, piyano saati. Ya bugün çalışmasak ne olur? Ne anlaşmıştık? Yaz boyunca her gün, lütfen. Ama Behlül yeni geldi. Bülent, hadi bekletme Deniz Hanım'ı. Teşekkür ederim. Gel. Gel, gel, gel. Verdiğim adrese gittin mi? Monsieur de Courton Güney Fransa'ya taşınmış yıllar önce. Atıyorsun ya. Aramamışsındır bile sen. Gitmemişsindir. Vallahi gittim. Yemin ederim gittim. Binada tek bir yaşlı bile oturmuyor. Adam taşınmış. Adresi de yok. Ya niye hiç kızını aramıyor baba? Öyle baba olur mu? Sakın Matmazel'in yanında böyle konuşma. Konuşur muyum? Sakladığı adresi bile çaktırmadan alıp yazdım. Behlül'e babasını arattığımı da söylemeyeceğim. İyi edersin. Boş bir umuda kapılmasın. Yazık olur.